Güzel insanlar hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü bölümdeyiz. netflix'te gibi oldu bu. Birinci bölüm dil bilgisi. Çok eğlendik. İkinci bölüm paragraf takdirde inanılmaz taktikler aldık. Ve üçüncü bölüm sözel mantık. Artık üç video ile tamamlıyoruz genel tekrarımızı. Peki mantıkta ne var hocam? Size şimdi karşımdaki sorudan size uzun uzun anlattım kardeşler videolarda size sözel mantığı. Arkamdaki soru üzerinden size hatırlatma yapacağım. Rakiplerin nerede hata yaptığından bahsedeceğim. Sonra beyaz tahtaya döneceğiz. 2020 2021'e, 2023 KPSS e çıkma sınav sorularını çözeceğim. Artık şunu bilin. Ön lisanslı olsan, lisanslı olsan 3 bilim yani soru geliyor. İkililer daha çok DGS ve ALS. E. Niye? Orada 2 soru var. Biri ikili, biri üçlü geliyor. Şimdi gel başlayalım. Biz ilk ne yapıyorduk? Sorunun hikaye kısmını okuyorduk. Sorunun hikaye kısmını okuyacağız ve kaç bilim yani olduğuna bakıyorduk değil mi? Mesela neler var? Bir lokantada Arda, Banu, Ceyda, Didem, Emel, Faruk ve Hakan'ımız var. Bunlar yemek sırasında yani yemek esnasında su ayran kola içiyorlar. Yemekten sonra ise çay kahve su içiyorlar. He. O zaman isimler var. Yemek sırası içilenler var. Yemek sonrası içilenler var. 3 bilim yani bir soru. Tabloyu nereden kuruyorduk? Lütfen hatırlayın notlardan. Eğer isim varsa isimlerden kuruyoruz. 3 bilim tablo isimlerden kurulur. Ama gün veya sıralama varsa o zaman isimden değil gün veya sıralamadan kuracağız. Şimdi burada gün veya sıralama var mı yok. Hocam yemek sırası diyor. O yemek esnası demek lan. Sıralama değil. Cahil. Gebertirme. O zaman isimler yemek sırası içilenler, yemek sonrası içilenler. Tablo nereden kuracak sıralama veya gün yoksa? Tabii ki de isimlerden. Ad isimleri yukarıya şimdi yazıyorum. Ayş neydi? Arda, Banu, Ceyda, Didem, Emel, Faruk, Hakan. Aldım. Unutma. Tablo isimlerden kurulur. Ama gün veya sıralama olsaydı o zaman gün veya sıralamadan kuracaktık. İsimleri almayacaktık. He, anladım hocam. Şimdi ne yapacağız? Tabloyu tam ortadan ikiye bölüyorsun. Yemek sırası içilenler, yemek sonrası içilenler diye ikiye bölüyorsun. Ben zaten bunu sana öğretmiştim. Neymiş? Tablo isimlerden kurulur. Gün veya sıralama varsa gün veya sıralamadan. Ve kalanı ikiye böleriz. Şimdi gelin öncüllere geçelim. Hocam biz tabloyu biliyoruz. Allah razı olsun beraber öğrenmiştik zaten. Şimdi önemli olan şey tabloyu kurduk. Niye çözemiyoruz? Ne demiştik? Tabloya ne yazdıysan soruya gidip hemen sileceksin. En önemli ikinci maddemizde. Gel. Her içecekten en az bir kişi içmiş. Tamam. Arda ve Emel iki tane içmiş. Yazıyorum. Arda iki. Emel iki. Diğerleri birer tane içmiş. 1, 1, 1, 1, 1. Sayılarını yazdım. Tamam. Kahve içen 3 kişi vardır. Gittim kahve 3'ü yazıyorum. Yani yazdıktan sonra 2'ye bile düşüreceğim. Ayran içen erkektir. Şimdi ayrana da gidiyorum şöyle notum yazıyorum. Erkek. Şimdi erkeklerimiz kimler? Yuvarlak için alalım. Arda erkek. Faruk erkek. Hakan'ımız erkek. Ceyda ve Emel Çay içti. Babacım çay nerede önce ona bak. Çay neredeymiş? Yemekten sonra. Ceyda yazıyorum. Çay. Emel çay. Cümleyi devam ettiriyorum. Hakan kahve içmiştir. Kahve nerede? Yemekten sonra. Hakan kahve. Yazdıktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Çaylar gitti. Kahveden kaç kaldı? İki. He. Şimdi oldu. Şu ana kadar bir problemimiz yok. Devam ediyorum. Kahve içenlerden biri yemek sırasında su içmiş. Bir Lego yapalım. Kahve yemekten sonraydı. Kahve içenlerden biri yemek sırasında su içmiş. Şimdi kurban oldu. Bu ikiliyi içebilecek kimler var? Şimdi rakiplerimiz sınavda 3 yerde eleniyorlar. Birinci elendikleri yer burası. Niye? Kahveyi gördü ya. Direkt Hakan cevabını veriyor bana. Oysa Hakan bir tane içiyor. Burada iki tane var. Sayılara dikkat etmeyen adam burada zaten çuvallar. Sayılar önemli. İki tane içebilen kim var? Ya Emel ya Arda. E, Emel zaten çay içtiğine göre kime gitmek zorunda? Arda'ya. O zaman yazıyorum. Arda su içecek. Yemekten sonra da kahve içecek. Yazdık mı yazdık. Şimdi ne yapmam lazım? Yemek sırasından suyu sileceğim. Yemekten sonra kahveden de bir kaldı elimde. Şimdi aynen devam. Arda yemek sırasında ne içmişti? Su. Didem de yemekten sonra aynısını içecek. Yani su. Yazdıktan sonra suyu buradan siliyorum. Şimdi hocam yemek sırasında içilenler her biri farklı iş tarafından içildi. Eyvallah. Şimdi bakın. Şu ana kadar tamamız. Elimizde ne kaldı bir? Ayran. Ayranı kim içti? Erkek. Arda dolu, Hakan dolu. Kim kaldı erkeklerden? Faruk. Ayran yemek sırasında. Tek Faruk kaldı yal. Şimdi kardeşlerim. Beni iyi dinleyin. Şimdi Ceyda çay içti. Başka bir şey içemez. Didem su içti. Başka bir şey içemez. Faruk ayran içti. Başka bir şey içemez. Hakan kahve içti. Başka bir şey içemez. Ama Banu bir tane daha içecek. Emel bir tane daha içecek. Şimdi kardeşlerim. Size en önemli kuralı anlatıyorum şimdi. Bakın lütfen dikkat edin dediğime. En önemli kural. Şöyle bir sileyim tahtayı da. Şimdi adam söyledi, siz yazdınız. Sözel mantığın en önemli unsuru şudur yazdığını direkt sileceksin. Buraya ne yazdıysan sorudan sil. Notunu al. Not 2. Yazdığını direkt sorudan sileceksin. Ki elinde ne kaldığını gör. Ne kaldı elimde? Bir kola, bir kahve. Şimdi iyi dikkat et. En önemli üçüncü madde. Öncüller bittiğinde kalemi bırakıyorsun. Anladım hocam. Yazdık, sildik, gitti soru. Kalemi bırakmamız lazım. Kolayla kahveyi sakın atmayacaksın. Madde 3. Öncüler bittiğinde tabloya devam etmek yok. Ama senin rakibin sınavda devam ediyor. Diyor ki, ulan diyor Emel çay almadı mı diyor. Aldı. Emel'in neyi boş? Yemek sırası. Kolayı gidiyor, Emel'e yazıyor. Kahve yemekten sonra kime kalıyor? Banu'ya. Biz ne dedik? sakın yazma. Ama rakibiniz bu şekilde yazıyor. Yazdığında ne olur? Hataya sürüklenir. Bizim için güzel bir şey olur. Peki hocam, peki hocam, neden yazmıyoruz? Arkadaşlar, öncüler bittiğinde bırakın boş kalsın. Sorulardan biri zaten dolduracak. Acaba bir şey sormak istiyorum. İki tane içecek içen, birini yemek sırasında, birini yemekten sonra içecek diye bir kural yazıyor mu? Hayır. Emel çayın yanına kahve de içemez mi? Var mı öyle bir engel? Yok. İşte bunu KPSS'ye giren adaylar uyduruyorlar. Bak şimdi soruya gittik. Biz yazmadık. Rakibimiz yazdı. Bu rakibin tablosu. Bizim tablomuzda kolayla kahve yazmıyor. Bak ne olur. Soru bir. Hangisi yanlıştır? Arda ve Didem su içti. Bizde de içti. Rakipte de, de içti. Arda yemekten sonra kahve içti. Bizde de içti. Rakip de değişti. Banu kola içti. Işte. Biz bilmiyoruz diyeceğiz yazmadık. Rakibimiz içmedi diyecek. C diyecek. Rakip şu an gidiyor yavaş yavaş. Bak terlemeye başladı. Şimdi rakip de devam edecek şıklara bakmaya biz de. Biz daha evet demedik. Emel yemekten sonra kahve içti. Biz yazmadığımız için bilmiyoruz diyeceğiz. Ama rakibimiz hayır diyecek. Şu an rakip çift cevap çıktı. Rakibin o çaprazında oturan manyak soğuk soğuk terlemeye başladı. Buradan ter başladı. Aşağı doğru akıyor. Irgıt ırgıt. Şimdi bak buraya. Didem kahve içti. Biz ne diyeceğiz? İçmedi. Rakip ne diyecek? İçmedi. Biz cevaba e dedik. Rakipte de üç tane cevap çıktı. Ne oldu biliyor musunuz? Bir sıfır öndeyiz. Eğer sabah saat 10.40 gibi şöyle bir ses duyuyorsanız çaprazınızdaki adamdan. O zaman şöyle yapın. Yeah! This is Sparta! Niye biliyor musun? <laughs> Üç cevap çıktı. <laughs> o şu an ne yaptığını şaşırdı, tabloyu sildi, baştan çözüyor. O an şunu yapacaksın. Her ne yaşadıysan gülüm boş ver aldırma. Söyle fidaydayı, dayı. Erik dalları. Bu ne biliyor musun? Koyduk mu yavrum? 1-0 öndeyiz. Bak rakip cebelleşiyor. Soru 2. Soru 2. İyi dinle. 2. Bakın yanlış anlamayın. Beni sevmeyen de var, seven de var. Sevmeyen umrumda bile değil. Çok tatın. Kötü yorum yapan umrumda bile değil. Benim yaptığım işin çeyreğini yap gel eleştir. Ah, al. Al annem. olur, 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 olur Al. gel hadi gel. Sevmek zorunda değilsin. Ama dediğime kulak vermek zorundasın. Dediğimle. Size yalvarıyorum. Çünkü siz sınav bittikten sonra beni takipten çıkansınız. Yani aslında beni kullanan tayfasınız. İşiniz bitti mi benle? Artık işiniz bitiyor. Ne yapıyorsunuz? Takipten çık. O yüzden benle işim bitene kadar bu dediğimi ciddiye al. Eğer sana soruda Banu'nun kahve içtiği Aker'in bunu giydiği Aker'in şunu içtiği gibi bir soru görürseniz arkadaşlar size yalvarıyorum ne olursunuz mevzuya uyanın. Adam diyor ki Banu'yu bilmiyordun. Sen Banu'yu biliyor olsaydım ben bu soruyu sormazdım. O yüzden az önce, az önce Banu ile Emel'e bir şey yazmamamız gerekiyordu. Çünkü adam zaten bu soruda söylüyor. Ne olur bunu yapma. Eğer böyle bir soru görürsen kolayla kahveyi sil, birinci soruyu bir daha çöz. İkinci soruya öyle gel. Yani Banu'ya kolayı emele kahveyi bu soruda atman gerekiyordu. İşte adayların en çok elendiği yer o Banu'yla emele kolayla kahveyi yazmak. Kendi uydurduğu için. Şimdi gelin bakalım soruda ne diyor. Arda emekten sonra kahve içti. Doğru. Ceyda çay içti. Doğru. Didem su içti. Doğru. Emel yemekten sonra kahve içti. Hayır. Şimdi. Rakibin zaten Banu'ya kahveyi atmıştı ilk soru için. Sen de şimdi attın. E, rakibin de doğru yaptı. Çünkü kafadan atmıştı. Sen de şimdi attığın için doğru ama hala 2-1 sen öndesin. Ve rakiplerin elendiği 3. yer. Hangilerini içen kesin olarak biliniyor. Banu'nun kahve içme durumu Bu soruda kaldı. Bir sonraki soruya geçerken bir sonraki soruya geçerken kahve ile kolayı silmem lazım. Ufak bir takılı bilgisayar. Kahve ile kolayı silmem lazım. Eğer silmezsen sorun yaşarsın. Nasıl yani hocam? Bak şöyle. Kolayı da silelim. Geçtim. Silersen Ayran, kola, su. Geldim. Ayranı içeni biliyorum. Suyu içeni biliyorum. Kolayı bilmiyorum dersin. Cevap 1 ve 3 dersin. Ama senin rakiplerin kahve, kola. Burada kahveyle kolayı yazdı ya. Üçüncü soruya geçerken kolayla kahveyi silmeyi unutuyor. Diyor ki kolayı Emel içti. Ayranı Faruk içti. Suyu da Arda ile di demişti. Ne oluyor diyor? 1, 2, 3. Yani senin rakibin Banu ile Emel'e kolayla kahveyi yazdığı için ve kendi uydurduğu için burada da bir sonraki soruya geçerken tabloyu eski haline geri getirmediği için kafadan iki soruyu kaybetti. Ama sen üçünde doğru yaptın. Geçerken tabloyu eski haline getirdin. Banu ile Emel'i Soruyu görene kadar içeriye yazmadım. 3-1 maçı aldık. Maç bizim. İşte KPS'de, DGS'de ve ALES'te adayların soruları yanlış yapma nedeni tam olarak bu. Sen yorum yapma. Hadi gel şimdi. Karşıdaki ekrana gel. Furkan kamera değiştirelim baba. Tamam mıyız Furkim? Evet. Şimdi ben de kalemlerimi alıyorum. Şimdi çözdüğümüz soru 2000 20 lisans sorusu olacak. Şöyle bir açıyorum. Bir saniye verin bana. Çok pardon. Hop. Gelsin. Şimdi 2020. Kardeşlerim. Ben soruyu tahtaya yansıtamıyorum. Çıkmış sorular yasak. O yüzden şöyle alayım O yüzden sizden ricam lütfen 2020 lisan sorusunu açar mısınız? Soruyu okuyorum. Alp, Buket, Emin, Funda, Gamze isimli kişilerimiz var. C'yi de ekleyelim, D'yi de ekleyelim. A, B, C, D, E, F, G isimlerimiz var. Bunlar halsizlik, mide ağrısı ve uykusuzluk şikayetleriyle doktora geliyorlar ve bunlar belli bir sırada muayene oluyorlar. Şimdi neyimiz var? İsimler hastalıklar belli bir sırada muayene oluyorlar. Tabloyu nereden kuruyorduk? Sıralardan. Kaça kadar sıralayacağız? İsime kadar. Yani 7. Kö, Ö, E, Hadi be, Hadi be, Hadi be. Çizdik. Hocam, şimdi ne oldu? İsimleri gittikten sonra ne kaldı sadece? Hastalık. Dur, sıralamaya götürdük hastalık ve isimler kaldı. Doğru mu? Ne demiştik? Gün veya sıralama varsa gün veya sıralamadan kur. Şimdi tabloyu ikiye böleceğiz. Fıtı 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 fıtı. Fıtı fıtı. İsimler ve hastalıklar. Hoppa. Tablomuz bu. Ben sana zaten videolarda bakın Sözel mantığı Türkiye'de ilk anlatan, videosunu çeken YouTube'da bir evi bünyesinde ben varım. O yüzden ben 2012'den beri aynen bu tabloyla anlattım size. Hiçbir zaman da bu tablodan şaşmayın dedim. İspatlayacağım dur 2023'e de geleceğim. Şimdi öncüllere geçebiliriz. Tabloyu kur, öncüllere geç. Soruyu takip et 2020 lisans. Her hastanın sadece bir şikayeti var. Tamam. Hastalardan üçü hastıldık yazıyorum. Üçü hastıldık. İkisi uykusuzluk. E mideye kaç kalıyor? 7'den 5 çıkınca 2. Tamam. Mide ağrısı çeken Gamze ikinci sırada gelmiş. Yazıyorum. Gamze mide ağrısı şikayetine gelmiş ikinci sırada. Hemen ne demiştik? Yazdığımızı siliyoruz. Mideden bir kaldı. Gamze'yi götürdüm. Okey. Devam. 5 ve 6. sırada muayene olan hastaların şikayetleri aynıdır. O zaman geldim. 5 ile 6'nın hastalık kısmına gidiyorum. Aynı hastalıkmış İşareti koyuyorum. Ne olabilir bu hastalıklar? Uykusuzluk ya da asidik olabilir. Bilmiyorum. Devam. Caner'den, şimdi Lego yapacağız. Caner'den hemen önce Alp, hemen sonra Funda geliyormuş. Hey. Peki bu Lego'yu ne yapacağız hocam? Bak şimdi. 3, 4, 5'e yazabilirim. 4, 5, 6'ya yazabilirim. 5, 6, 7'ye yazabilirim. Ama 3'ünün şikayeti de birbirinden farklıdır diyor. 5 ile 6 aynı olduğu için ve 3'ünün şikayeti farklı olduğu için mecburen bunu 3, 4, 5'e yazacağım. Üçünün hastalığı farklı. Burası aynı olduğu için. Hey, tamam. Sonra Funda'nın şikayeti uykusuzluk. Hoppa. O zaman bu da uykusuzluk. Ve uykusuzluklar gitti. Peki Alp ve Caner'in hastalığı farklı değil miydi? Birine halsizlik, öbürüne mide. Yer değişebilir mi? Bilmiyoruz çünkü. Yazdıktan sonra ne yapıyorum? Ne yazdıysam siliyorum. Anında mide gitti. Halsizlik 2 kaldı. Kalan 2 halsizlik nereye gider? Tık tık. Halsizlik halsizlik. O zaman bu da gitti. He. İsimlerden de A'yı, C'yi ve F'yi yerleştirdik. Bir şey fark ettin mi? İçeriye yazdığını kenardan sildiğin zaman tablo devam ediyor. Devam. Son önerme. Buketle Emin ardarda muayene oluyor. İsim kısmına çıkıyorum. Bir tek 6 ile 7 boş. Ama hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu bilmiyorum. E B ile E'yi de götürünce ne kalıyor? Duyguyu da bir atıyorum. 2020 lisans. Atıyorum bir soru çözelim. Hangisinin muayene sayısı kesin olarak biliniyor? Alp biliyorum. Buket belli değil. Caner belli. Alp ve Caner. Soruları çözebilirsiniz. Yani demek istediğim şey şu. İşin püf noktası. Tabloya yazdığımı kenardan direkt sileceğim. Furki bir silgi versene kardeş. O arada ben de kardeşlerimle sohbet edem. Şimdi olayımız şu. Tabloyu ben sana böyle öğrettim. Senden istediğim tek bir şey var. Tabloya yazdığını. Sana kurban olurum. Ben de. Ağzını çömçüklerim. Test etme ağzını kırdığımın. Ve lütfen şuna dikkat edin kardeşler. Kurban olurum dikkat edin laun. Sütümü helal etmem. Yaz oraya notunu. Tabloya yazdığımı kenardan sileceğim. Yaz bakayım. Tabloya yazdığımı kenardan sileceğim. Tabloya yazdığımı kenardan sileceğim. Tabloya yazdığımı kenardan sileceğim. Yazdığımı kenardan sileceğim. Allah belanı vermesin. Devam. Bir sonraki soru Furkan'ım. 2021 gelsin. Bu bu. Ama büyütmen lazım tabii. Şu an ben bunu bu halde bu şekilde okuyamam. Yaşıbaşı insanım ben. Kardeşlerim, ekran başındakiler 2021 lisans sorusunu açın bana. Ne oldu lan? Ha tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Defol buradan. Tamam. Şimdi Pislik. <laughs> bir okulun A ve B şubeleri var. Tamam. Bu okulda öğrenim gören Nil, Orhan, Pelin, Reyhan ve Serhat adlı öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz Tesla, Gutenberg ve Kimdilan Tesla, Gutenberg ve Edison'un Edison adlı mucitlerin hayatlarını araştıracak. He. Bu öğrenciler mucitleri araştıracaklar ve bu öğrenciler bu şubedeler. Şimdi tablo isimlerden kurulacaktı. Gün veya sıralama varsa gün veya sıralamadan kurulacaktı. O zaman gün veya sıralama var mı? Yok. Mecburen isimleri öğrencileri yukarıya alacağız. Nil, Orhan, Pelin, Reyhan, Serhat. Tamam. Sonra öğrenciler gidince elimizde ne kaldı? Şube, mucit. E direkt ikiye böleceksin şube mucit bitti tertemiz ilk öncül gelsin her bir öğrenci sadece bir mucit seçmiş okey A şubesi toplam 3 öğrenci yazıyorum A3 o zaman B'ye kaç kalır 2 5 kişi var Edison ve Tesla'yı ikişer öğren seçmiş. Edison 2, Tesla 2. O zaman Gutenberg'e kaç kaldı? 1. 5'e tamamlayacağız. Reyhan'ın seçtiği mucit Tesla. Gel hemen yazıyorum. Reyhan'ın muciti Tesla'ymış. Gidiyorum hemen Tesla'dan bir kal bak. mı direkt siliyorum. Ne olur KPS'nin mantığını anlayın artık. Yazdığını sileceksin yoksa tablo çıkmaz. Farklı şubelerdeki Nil ve Serhat. Şimdi A ve B iki şubem var zaten. Ve Nil ve Serhat'ın şubeleri farklıymış. O zaman iki şubem var. Birine A yazarım. Birine B yazarım. Yer değişebilir mi? Bilmiyorum çünkü. Farklı şube. Ama bir şube daha olsaydı atıyorum C şubesi. O zaman yazamazdım 3 şube olduğu için. Aynı olan X X koyardım. Ama 2 şube olduğu için yer, yer değiştirebilir de. Yazdıktan sonra direkt gidiyorsun. Hiç bekleme. Hiç bekleme. A'dan 2 B'den 1. Direkt siliyorsun. Farklı şubelerdeki Nil ve Serhat'ın seçtiği mucitler aynı. Nil ve Serhat'ın mucidi aynıysa. Bak bakalım sayılara. Bir tek Edison kaldı değil mi? Ama az önce Tesla'yı silmeseydin Edison çıkmayacaktı. Silmek bu yüzden önemli. Edison'ları yazdıysam direkt götürüyorum abi. Bunlarla işim bitti. Ne kaldı? Bir Gutenberg, bir Tesla. E bakıyorum, tık. O zaman Tesla, Gutenberg yer değişebilir. İşte mucitleri bitirdiğimiz dakikadayız. He, tamam hocam şimdi oldu. Son öncül. Soru. Orhan ve Pelin aynı şubede. Bak bakalım. iki olan sadece A var. Orhan'la Pelin aynı şube. A'lar gidince bir B kaldı. O da buraya. Az önce testte silmeseydin Edison çıkmıyordu. Az önce bunları yazdıktan sonra A'dan B'den birer tane düşürmesen bunlar çıkmıyordu. Şunu artık lütfen anla. Yazdığını silmezsen tablo çıkmıyor. Şimdi 2023'ü çözeceğim sana. Çok da sıkmak istemiyorum bu videoda. Soruları kendi çözersiniz diye çözmüyorum bu arada. Zaten önünüzde var dördü de cevap anahtarıyla beraber. Şimdi kardeşim. Lütfen beni iyi dinleyin. Bana çok mesaj yok. Hocam tabloyu az olandan mı kuracağız? Hocam değişenden mi kuracağız? Vallahi ben öyle bir şey demedim. Ben netim. Tabloyu isimlerden kuracaksınız gün veya sıralama varsa gün veya sıralamadan kuracaksınız. Arkadaşlar, sizin çıkmasından sorularınızı anlatıyorum. Daha nasıl inandırabilirim? Ama sen sözel mantığı dört tane farklı hocadan dinleyip de dört tane ayrı tablo öğrenirsen sınavda sana yazık olur. Bize değil. Her yiğidin yoğurt eşi farklıdır. Unutmayın. Ben ÖSYM öğretmeniyim. ÖSYM'nin sorduğu tarzda sorduğu tabloyu öğretirim. Kendi tablomu ya da kendime uyan sorular değil. Ayrıca. Şimdi. vallahi yanlış anlamayın. Bunu ego olarak kabul etmeyin lütfen. Yalvarıyorum. Sizler benim niyetimi zaten biliyorsunuz. Çok özür diliyorum ama. 2023 KPS sorusunu için. Bütün Instagram ve videolara bakabilirsiniz. Herkes. Bu tabloyu anlatan bir ben varım ülkede biliyorsunuz. İlk. Sözel mantık videosunu çeken adam olarak ülkede. 2020 sorusunda herkes benim tablomla çözdü. Herkes benim tablomla çözdü. Başka bir tabloyla soru çözülmedi. Girin bakın. Herkes benim gibi anlattı. İsmi, sırayı veya günü yukarıya al tabloyu ikiye böl. E ben 12 yıldır aynı şekilde anlatıyorum. Ama siz farklı yerlerden tabloyu kuruyordunuz. Ne oldu 2023'te buna döndünüz? Ne demiştim ben? İlk video çektiğim yılda da söyledim. ÖSYM'nin mantığı budur, tablosu budur. Burada yanlış anlamayın, ego yapmıyorum. Herkes doğru olan neyse 2020 sorusunu çözerken öyle yaptı. O tablo benim tablom olduğu zaten arşivlerden de sabit. Şimdi gelelim soruyu okuyalım. Bir havalimanına gün içerisinde farklı zamanlarda A, B, C, D, E, F, G uçakları geliyorlar. Havayolanlar bunlar uçaklarımız. Bu uçaklar havaalanına iniş, kalkış yapıyorlar. Ve belli bir sırada iniş, kalkış yapıyorlar. Şimdi sınava girdin. 25 tane soru çözmüşsün. KPSC'ler. Beyin yanmış abi. 26. soruya gelmişsin. Tamam mı? 26. sorudasın. Ay az olandan mı kuracağım, değişenden mi kuracağım, sabit hangi... Aker Hoca dedi ki sıralama varsa al kardeş yukarıya. Hiç gözünün yaşına bakma. Ya sınavda zaman böyle kazandır işte. 25 soru çözen adama tabloyu öyle kur denmez. Sabit bir yer söylenir, Vurdur geçilir abi. Peki ne dedi Aker Hoca? At bunu kalan ikiye böl. Ne var? Böyle ikiye abiciğim. İniş, kalkış uçaklarda içeriye at dedi abi. Bitti. Yani tabloyu nereden kuracağını net bir şekilde öğretin abi adama. Öğretin ki adam 26 soruya geldiğinde 1-2 dakika takılmasın burada. Bursun geçsin öğretmenim, abi. Senin için söylüyorum. Öğretmenim, tabloyu birazcık sola alıp kadrajdan çıkmasak olur mu? Şu an kadraja mıyım? Şu an sınırdasınız. Tamam o zaman ben buradan anlatıyorum. Tamam. Tamam. Şimdi gel. Ne diyor? Her şirkete ait bir uçak havalimanına inmiş kalkmış. Tamam. İniş ve kalkış sıraları aynı olan tek uçak dördüncü sırada inip dördüncü sırada kalkan B uçağı. B dörtte hem inmiş hem kalkmış. He, bu arada her şirkete ait birer uçak hem, hem inmiş hem kalkmış diyor ya. Her uçak hem inecek hem kalkacak. Yani her uçaktan elimizde iki tane var. O zaman B'yi yazdığıma göre ne dedi Akar Hoca? Yazdığını sil. Tamam. Gitti. Devam. C ve F şirketlerin uçakları art arda inmiş, art arda kalkmış. He, o zaman bir Lego. Şimdi bilmediğimizi Lego yapıyorduk. C ile F art arda iniyor, art arda kalkıyor. Bu arada art arda ama kimin önce kimin son olduğunu bilmiyoruz. Bu arada bir not daha al oraya lütfen. Eğer bir lego yaptıysan o legoyu en son içeriye atacaksın. Tüm öncüler bitmeden içeriye atmak yok. En önemli noktadır bu. Aman diyeyim. Notunu al. Son sırada inen uçak ilk sırada kalkmış. Bilmediğim için simgeleştiriyorum. Son sırada inen uçak ilk sırada kalkmış. Aynı sana videolarımda anlattığım gibi. Simgeleştir ve bağla. D şirketinin uçağı ikinci sırada kalkmış. Yazdım. Ve D'den elimizde bir tane kaldı. O da iniş. Kalkışa yazdığım için. G şirketinin uçağı indiğinden bir önceki sırada kalkmış. Bak bir Lego yapayım net gör. G şirketinin uçağı inmiş. İndiğinden bir önceki sırada kalkmış. Arkadaşlar. Ben bazen kendime gurur duyuyorum. Siz de öyle olun. Şu maddeyi G indiğinden bir önceki sırada da kalkmış maddesini bu tablo dışına başka bir tabloyu yerleştiremiyorsunuz. O yüzden çok şükür Rabbime yıllardır aynı tabloyu anlatmışım. İyi ki de bu tabloyla öğretmişim. Siz kardeşlerime iyi ki de bu tabloyu çizdirmişim. Demek ki biz doğruyu yapmışız. 1 2'ye yazamam. 2 3'e yazamam. 3, 4'e yazamam. 4, 5'e yazamam. Nereye yazabilirim? 6, 5. Ya. Çık diye oturuyor yerine. O zaman hocam G'leri de yerleştirdim. Çok güzelsin. Devam ediyorum. Bak. Ne kadar güzel değil mi? Tıkır tıkır işliyor. Yazdığını siliyorsun. Tık diye atıyorsun. Bak ne kadar rahat tablo. İlk sırada inen uçak Üçüncü sırada kalkmış. Simgeleştirdim bilmediğim için. Öncüler bitti değil mi? Tertemiz. Hocam öncüler bitti ne yapacağız? Yapacağın şey şu. Lego vardı. En son atacağız. İnişte nereye yazarım CF'yi yan yana? Yazabileceğim tek yer 2-3. Kalkışta nereye yazarım yan yana? Yazabileceğim tek yer 6-7. Peki C'lerde de yazdık mı? Evet, o zaman gidiyorlar. Ne kaldı? Bir tane D'yi yazacağım inişe. Kalkışta yazılı çünkü. Inişte de yazabileceğim yer yazamam. Burası. Sildim. Geriye ne kaldı? A ile E. Burası A A E E de olabilir. Ya da E E A A da olabilir. İşte olay bu kadar. 2023 KPSS. Tablon bu. Herkes aynı tabloyla çözdü 2023. Ama ben zaten yıllardır bu tabloyu anlatıyordum. Yazdığını sileceksin. Lego yaptıysan bütün önermeler bittikten sonra içeri atacaksın. 4 Lego'yu da attın ya. Kalan boşluğu doldurmayacaksın, soruya bırakacaksın. Sakın bunu unutma. Mesela bir soru çözelim. Hangisi yanlış? İlk sırada A şirketin uçağı indi. İkinci sırada C. Bilmiyorum. Üçüncü sırada F uçağı inmiştir. Bilmiyorum. Altıncı sırada D şirketin uçağı inmiştir. Yanlış. G şirketin uçağı inmiştir. Bu kadar. İşte sözel mantık bu kardeşler. Şimdi benim 11-12 tane sözel mantık videom var. Onu izleyebilirsiniz. Ama bu video yeterdi artar bile. Senden ricam ne biliyor musun şimdi? 2016, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23. Lisans sorularını açıp anlattıklarımı not aldıysan bunlara göre bir çözer misin? Bakalım neler olacağını göreceğiz. Seviyorum sizi. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sürçülisan isek affola. Hoşçakalın.